Devam ediyor. Rakip takımda Naci Değiş'in dış atışları ve Grigonis'in ikili oyunlarına dikkat etmek gerekecek. İlk maçı 89-73 kazanmıştı Žalgiris Kaunas. Bu gece de ilk ucuma başlayan taraf oluyor. En güzel eşleşme şu anda Löwen ve Sertaç. Evet. Sistemin içindeki iki farklı yapıdaki oyuncu. Grigonis. Simon peşinde onu dışarıya çıkarmayı tercih etti. Löwen biraz çemberi uzak kaldı. Orta mesafeli atışı isabetli. Geoffrey Löwen, Kaunas'ta. Öncelikle gözüken Grigonis, Naci Leis ve Löwen üçlüsü ucundaki alternatifleri. Boba. Boba yine çemberi gitti. Panya'dan da destek alıyor. Anadolu Efes'te ilk baskette onun imzası var. Savunmasından Micić. Löwen perdeye geldi. Volkap bir alley-oop topu attı ama Löwen'in temasına gerek kalmadı. O forvetlerin ikili oyunu kullanmış oldular böyle. Simon. Sertaç'ın perdesi. Şimdi o devrildi içeriye. Ters tarafta Boba var. Köşeden atışı isabetli. 3 sayılık basket. Rodrik Boba. Bakalım Sertaç'ın Löwen eşleşmesine ona dış atış yaratabilecek miyiz? Micić. İçeriden 2 sayılık atış. Vasilije Micić. Pozisyon bulacak, opsiyonları sergileyebilecek durumdayız. Vasilije Micić, Boba çember altını dolaştı. Sertaç şimdi önü kapalı, yüklendi. Sertaç Şanlı, son haftaların ışıl ışıl parlayan oyuncusu. Yani takımın gelişen oyununda Sertaç'ın payı çok fazla. Ama o da ne zaman top gelse kullanış veya yüzde olarak iyi yerlerde. Jokubaitis, Boerman neredeyse topu çalacaktı. Jokubaitis dengesini kaybetti, dışarıya çıktı bir kez daha. Kurgulayacak hücumu Jokubaitis fake'ine karşılık aldı. Yukarıdan bırakıyor. Süre dolarken basket Jokubaitis'ten geldi. Buradan bir tanesi Jokubaitis. Yine de bu sezonun flash ismini rakipte Grigonis. Rodrik Boba. 9 saniye hücum süresinin son ermesine Moerman. Micić içeride. Sertaç şimdi Micić topu aldı. Diğer tarafta Simon kaldı. Sertaç da hücumu bitireceğiz. Sertaç ya. Son saniye basketi Sertaç Şanlı. Oyunu o kadar iyi açılmasına yardımcı oluyor ki Sertaç. Bu arada Volkap orada bir koridor buldu. Atışta isabet yok ama faul var. İkinci takım faul. %84 ile Volkap da 88 ile atıyor. İkinci atışı bu da isabetli. Buradan kaçan bir hanedir belki serbest atışlar ama bazen de maçı kazandıran etkenlerden birisi olur. Tabii ki özellikle Euroleague sahnesinde. Simon, Naci Leis savunmasında kaldı. Diğer tarafta Micić var. 3 sayılık atışı. Vasilije Micić. Bir 3 sayı da o gönderiyor. Var, aldı topu ucuma çıkardı şimdi. Takımı Kronoslav Simon. Yankunas oyun almaya hazırlanıyorlar. Evet. Moerman. Sırtında Naci Leis var. Ona hata yaptırmaya çalıştı ama Moerman düşmedi bu tuzağa. Ters turnikeyle ucumu bitirdi. Boş alanı yaratmıştı. Belki de o üçlüyü sokunca bu atış kullanmak istedi. Löwen yine uzak mesafeli bir şut. İsabetli. Kendi lehlerini kullanacak. O atakları yapmaya devam ediyorlar. Ve özellikle de boyalı alan. Boba. Moerman. Simon kendini gösterdi. Elinden çıkartamadı. Kendisi oynamaya çalıştı. Araya da çok güzel bıraktı. Moerman. Yani önemli olan tabii o takım halinde o çözümü beraber bulmak. Bu da onlardan biriydi. Hemen hemen aynı ucum. Yine Löwen imzalı bir basket daha. İki ucum. Evet, Löwen de Kaunas ucumlarında öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı. O da %59, %60 ile atıyor iki sayıları. Simon, Boba yönünü değiştirdi. En üst atışı isabeti değil Sertaç. Oyun alanı içerisinde tutmayı başardı. Micić bomboş kaldı. Üç sayılık atışı. Micić. Belki kaçırdı ama sürekli Basturya oyuna dahil oldu. Agustin Rubit yine keza oyunda. Lekavicius bu arada Sertaç da içeride bomboş kaldı. Bere giderek savunma dengesini bozmak ama Anadolu Efes o kadar iyi yardımlaşıyor ki rakibe bir hata daha geldi. Micić. Larkin. Dansının perdesi var. Larkin 8 saniye kala şuta kalktı. Atışı isabetli değil ama Singleton hücum reboundunu alıyor. İkinci bir şans daha geldi bu rebound sonrasında Anadolu Efes'e. Larkin Singleton'ı çağırdı. Topun olduğu yere Ergin Ataman. Perdede kaldı Singleton. Larkin çembere doğru gitti. Bir bacak arası. Faul. Ergin Ataman'dan faul atışları sonrası doğuş hamlesi geliyor. Serbest atışı isabetli.
Şimdi Jagrisca hücumla savunmayı birleştirerek ilk çeyreği tamamlamış oldu. Ve öte yandan rakibin ön plana çıkmasını beklediğimiz Grigon ise çok iyi savunma yapan Simon 3 rebound, 3 asist, 2 sayıyla kenara geldi. Bakalım Larkin devamını nasıl getirecek? Shane Larkin böyle getiriyor devamını. Atışı isabetli oldu Larkin. Antonio Larkin'le hücuma çıkıyoruz. O kadar dengeyi bozucu bir savunma yapıyor ki Anadolu Efes. Larkin'in de buradaki agresifliğini unutmamak lazım. Chris Singleton 3 sayılık atışı. Singleton ben de varım dedi burada. İkinci çeyrek skoru 6-0 Anadolu Efes lehine. Bu bölümde henüz skoru yok. Jargis Kaunas'ın bir faalde Shane Larkin alıyor. Sportmenlik dışı. İki atış kenar olacak. Larkin. İkide iki Shane Larkin. Jargis Kaunas, Larkin. Dansının perdesi vardı. Larkin yine çembere gitti. Shane Larkin. Belki az zaman. İnşallah playofflarla beraber bu denge bozulur. Larkin iş başında. Savunmada Grigoris savunma ribaundunu aldı. Ucuma çıkardı takımı, ardından Nigel Ace açısını kaybetti. Şimdi Rubin yüklendi. Fake'ine karşılık aldı. İsabetli değil ama faul var. Dedi mi? Evet, sportman işi faul. Brian Dunster için çaladı. Bugün şu iki atışı kenar gelecek. Jalgiris Kavrasan Rubin çizgide. Oyuncuların çembere gitmesi, alan açması Sertaç kadar kolay oldu. Mutlaka Dans'ın oyundayken ya bitirici kısetmek gerekiyor. Bakalım hangi senaryo gerçekleşecek. Şu anda bir sıçlı oyunda. Nigel Ace. Nigel Ace çembere gitti. Ekstra bir pas. Agustin Rubit. Noktadaydı ama devam dediler. Micić. Grigonis savunmasında Micić çok güzel gitti çembere. Vasile Micić. Sertaç'ın da dış atış olması onların savunmadaki yardımlaşmasını zorlaştırabilir. Vasile Micić. Sertaç'ın perdesi vardı. Micić Döver'le karşı hücum edecek. Dışarıda Chris Singleton. O da içeri doğru hareketlendi. Sol eliyle bırakıyor. Chris Singleton. Hücum reboundunu. Grigonis. Löwen'in perdesi var. Grigonis yukarıdan bıraktı, isabeti değil. Sertaç çeldi ama topun gittiği yerde yok. Kubaitis var. Grigonis köşede bomboş kaldı. 3 sayılık basket. Grigonis. Savunması bir an düşünce cezayı kesti hemen Grigonis. Bu pozisyonlar var. Özellikle rakip takımına en çok organize olduğu işlerden biri de. Bu dip pozisyonlar, bu arada atış gelecek. Sanki burada maçı noktalıyor gibi. Abi işin devre arası var orada da. Micić 12. sayısı Micić'in. 11. dakikada bulduğumuz o 20 sayılık farkta şu anda tabelada 22 olarak ve 21 sayı olarak devam ediyor. Grigonis, Volkan, Yankunas perdede kaldı. Ona topu indiremediler. Volkan, Singleton fake'ine karşılık alıyor atışı. Volkan isabeti değil. Tipledi, basket yaptı Grigonis. Son bir dakika içinde de Grigonis'ten gelen 5 sayı var rakipte. Roslav Simon ters tarafa döndü. Micić tepede şimdi Singleton. Micić 8 saniye hücum süresinin son ermesine. Micić Simon köşede bomboş atış isabetli. Roslav Simon. Yani atışı bulduk ama burada hani sezon içinde dönem dönem o rahatsızlık yaşadığım 4 numaraların dış atışları. Son bir dakika işlemeye başladı geriye doğru. Micić Simon çembere gitti, ardından vazgeçti. Sertaç faul aldı. İkinci serbest atış kaçtı bu. Yapabileceği sınırlama o kadar yukarıda ki ona rağmen yine de hep burada takımın yanında. Robert, Volkap. Volkap yine bir koridor aradı. Çok uzak mesafelerden atış isabetli. Yankunas 10 saniye hem hücumun hem de ilk yarının son ermesi için. Larkin Sertaç perdeden devrildi içeriye, oynamadı onunla. Shane Larkin 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye kaldı. Shane Larkin atışı isabetli oldu. Larkin çıkartıyor. Agustin Robin. Volkan gitti, elden aldı o topu. 9 saniye var hücum süresinin son ermesine. Volkan Sertaç savunmada yerini Micić'e bıraktı, yardım savunması. Nigel Hayes çembere doğru gitti. Yukarıdan atışı isabetli. Panya'dan da küçük bir destek alıyor. Nigel Hayes. İlk 1,5 dakika içinde. Volkan. Yokubaitis.
Grigonis dışarıya çıktı. 3 sayılık basket geliyor Grigonis. Ergin Ataman da hemen molaya gitti. Rakip takımda topsuz bölgedeki oyuncuları 2 defa devreye sokunca 5 sayı buldu. Shane Larkin, Vasile Misic, Yokubayit'in savunmasında kaldı, onu Sertaç bıraktı. Simon, Roslav Simon, tekrar Sertaç Şanlı, Simon. 5 saniye kaldı, içeride Sertaç, sırtı dönük, tekrar Simon. Köşeden şimdi atış bir isabetli oldu. Yani işlerin sanki zoru. Yine takım halinde paylaşma ve... Misic çok güzel bıraktı. Muayerman gidiyor çemberi şimdi. Muayerman! Ve anında... ...kından dolayı bazı oyuncuların inisiyatif kullanması artabilir. Volkan. Çember altında Rubit var. Rebound'u aldı. Larkin'in orada iyi savunması. Tabi Rubit, Löwen gibi değil. Daha fazla hareket getiriyor takıma. Sertaç çok güzel bir top attı. Muayerman ve basket geliyor Sertaç'tan. Koymayı başardı. Gönis, Volkan, Metin savunmasında Rubit perdeye geldi şimdi. Volkan içeriye girdi, 2 sayılık atış Volkan. Agresifliği, ucumdaki tempoyu sağlamada Kaunas'a bu çeyrekte skor buldurtuyor. Shane Larkin, Sertaç Şanlı yüklendi, basket geldi. Shane Larkin da seyretmeye devam ediyor 20 sayıda. Metin. Grigonis karşısında kaldı. Shane Larkin'i çok güzel gördü. Larkin atmaya devam ediyor. Mis. O cevap geliyor hemen. Tepeden Grigonis de bir basket daha buldu. Žalgiris Kaunas. Euroleague'in tüm zamanlardaki en çok rebound alan oyuncusundan bahsediyoruz. Misic. Gebenden de kurtardı kendisini. Misic diğer tarafta. Muayerman ekstra paslar. Shane Larkin. Shane Larkin. Shane Larkin. Shane Larkin. Messi asist üstünden bir üçlük daha Larkin'den. Grigonis hemen cevap verme düşüncesinde. Yapıyor da bunu. 4 sayıyla rakibin en skorer oyuncusu oldu. Metsic. Sertaç'ın perdesi tepeden gitti. Çok sert gitti, faul aldı. İki atış gelecek. İkinci yarıdaki ilk serbest atışlarımız bunlar. Metsic. 2'de 2. Skor da o şekilde gelişebiliyor. Bakınız Anadolu Efes. Vasile Metsic. Bu kez karşısından Angela ise aldı. Boboa. İçeride dansı var ama Boboa çemberi gidip bitiriyor. Çok da rahat gidiyor. Mes sayıyı bulmuş oldu. Volkan. Yankunas. Larkin girdi araya, topu çaldı. Larkin 3'e 1 geliyoruz. Şey Larkin. Ardından Boboa. Artık. Geben perdede. Volkan önünü iyi boşalttı. Atışı isabetli değil. Yankunas dışarıya doğru çeliyor o topu. İkinci bir şans. Žalgiris Kaunas için Volkan. Pot altı Geben. Shane Larkin boşa. Shane Larkin topu getiriyor. Karşılayan Volkan. Misic dışarıda. Dangelis peşinde. Misic gitti. Basketi yaptı. Faul aldı. Bir... Albay'ın yaptığı savunma. Volkan topu getirdi ucun bölgesine. Son 25 saniye. 2 saat arasında 9 saniyelik bir fark var. Yani bir top kalacak bize. Volkan. Süreyi orada bayağı bir eritti. Şimdi hareketlendi. Volkan. Martinas Geben perdede kaldı. Volkan atışı isabetli oldu. 3 sayılık basket geliyor Volkan'tan. Süremiz var. Boboa. 2 saniye. 1 saniye kaldı. Boboa el üstü atışı. Boboa atıyor. Çeyreğe yine noktayı Anadolu Efes koyuyor. Yankunas, Grigonis 5 ile bu bölüme başladılar. Yine bir top kaybı. Boboa getiriyor, baktı çembere. Dansın frene bastı. James Anderson dışarıda. Boş kaldı, attı. Volkan'la ucumu başlıyor konuk takımın. Yankunas, Grigonis. Singleton'da geldi oraya savunmaya. Grigonis, Rubit, Volkan. 8 saniye. Köşede Grigonis var. Volkan. Zor bir atışa gitti ama isabetli bir şut Volkan'tan. Daha ön planda oyuncularla oynamayı tercih ediyor ki. Larkin bu noktada öne çıkan bir oyuncu. Boboa. Larkin kendini gösterdi. Topu veremedi ona. Grigonis savunmasında kaldı. Boboa. Şimdi James Anderson. 3 sayılık atışı isabetli oldu. James Anderson. Süre dolarken. 14 oldu. Evet. Kulüp rekoru 18'miş.
Rubin boş kaldı bir an. Dansın gecikti savunmaya gelme konusunda. Savunmaya geldi hemen Larkin. Dansın perdeden açıldı, topu aldı. Chris Singleton, ekstra toplar James Anderson. Tekrar Singleton. Güzel sarıldı Singleton. Ardından panel atışı isabeti değil ama Nigel Hayes faul alıyor. İki atış. Devamını doğru şekilde oynamak da beraber yaşamanın getirdiği. Ergin Ataman'ın hazırladığı o düzenli oyuncuya kalıyormuş gibi. Sen üçüncü çeyreğin içinde söylemiştin onu. Sertaç'ta Simon'dan gelen bir üçüncü sabiti vardı. Ama nefes işte oyunu tamamen aşağıya indiği zaman yine de birbiriyle uyumlu olmayan bir beş oyuncu bize gösteriyor. Dunstan faul yaptı. Baskette geçerli. Hücumdu bu ya da savunmaydı. Öyle de bakmak lazım. James Anderson. Grigonis'ten de çok sert bir savunma geldi. Faul. Altı sayısı var. Evet, sayısı da gelmiş oldu. Üç tane üçlük isabetini bulamadık. Evet. Üçte sıfırız şu anda. Yankunas. Mesic savunmasında ters bir eşleşme. Yankunas bıraktı. Geben çember altını düşündü. Atışta isabet yok. Yokubaitis ikinci deneme. Basketi buluyor Yokubaitis. Galibiyete ulaşacak şekilde sergileyen bir oyun var. Jelgis Kronos önümüzdeki haftayı da İstanbul'da geçirecek. Rakibi bu kez Fenerbahçe Beko. Kronoslav Simon 7. Evet, 15. üçlük isabetimiz. 16 sayı farklı bizi yenmişlerdi. Şu anda cevabımız 30 sayılı oldu. Yokubaitis. Antilyen takımın isimleri yok ortada. Geçmişte bu çok olan bir olay değil. Tabii tabii onun için söylüyorum. Öte yandan yani şu anda sıralama ne olacak? Sağ avantajı ne şekilde olacak? İşte ikinci olan takımın şu anda 10 mağlubiyeti var. Yani 5. sırada başladı. Vasile Mitic. Vasturya savunmasındaydı. O da oyunun son bölümünde tekrar süre almaya başladı. Larkin. Singleton perdeden açıldı. Şimdi Shane Larkin ile Kavicius'a karşı oynayacak. Rubit geldi. Singleton bomboş kaldı. Döndü çembere. Chris Singleton. Vasturya. Simon. Bu topu kullanmayacak. Anadolu Efes değerli izleyenler. Sinan Erdem spor salonunda bir galibiyete daha imza atıyoruz. Jalgiris Kaunas'ı 62 sayıda tuttu Anadolu Efes. 89 sayı attı ve yine muhteşem bir gece yaşattı bize Lacivert Beyazlılar.